çocukluğumdan beri de hep turp yerim. Gerçekten turp çok sağlıklıdır. Çok sağlıklı. Sadece gerçekten kaderli olduğum için değil ama çok sevgili saygılarımızı iletelim. Evet, evet. Canım memleketime. Bu şekilde turpu hayatımıza koyabiliriz. Şimdi bazı yiyeceklerde potasyum değeri yüksek olduğu için bağırsak hareketlerini yavaşlatır. Patates ve muz bunlardan İki tane örnek olarak koyabiliriz. Çok fazla kabızlık probleminiz varsa pirinç, patates, muzu birazcık hayatımıza kısıtlamamız gerekiyor. Evet, güzel. Hatta bağırsaklar çok yumuşayınca, ishal falan olunca, hastalanınca bunları verirler. Ön planda bunları veriyor. Ön planda bunlar veriyor ki hani biraz şey tutsun diye. Evet, bunları biraz uzak tutacağız. Kabızlık problemi varsa başka orada söyleyeceğin şeyler? Şimdi özellikle bu süt, yoğurt, ayran, kefir grubuna bir gelelim. Şimdi bunlarla ilgili öyle şehir efsaneleri dolaşıyor ki bazen kulağıma geliyor ve çok üzülerek seyrediyorum gerçekten. İşte süt içmeyin, hiç kimse başka bir canlının sütünü içmiyor gibi duygusal yaklaşımlar oluyor. Şimdi insan çok kompleks bir varlık. Yani hem et yiyoruz hem ot yiyoruz. Hayvansal gıdalara ihtiyacımız var, bitkisel gıdalara ihtiyacımız var. Şu gördüğünüz süt bir günlük kalsiyum ihtiyacımızın neredeyse üçte birini karşılıyor. Özellikle çocuklarda büyüme gelişme çağında olanlarda, gebelerde, süt verenlerde, menopoz sonrası, menopoz öncesi bayanlarda süt, yoğurt, ayran, kefir altın değeri olan yiyeceklerdir. Biz bunları elimizin tersiyle itersek eğer en zengin kaynağı olan bu kaynağı almayacağımız için özellikle çocuklarda büyüme gelişme geriliği, hamilelerde, süt verenlerde, dişlerde sorunlar, menopoz sonrasında kemik erimesine çok hızlı bir gidiş olabilir. Çocuğunuzun boyunun uzamasını istiyorsanız günde en az 3 bardak süt, yoğurt, ayran, kefir içireceksiniz. Güzel. Bunu yaptık zaten, gaza iyi gelen besinler buradaydı. Evet. Zencefil, kimyon, bunları zencefil mutlaka yazalım. Çünkü birçok insan hani kimyon, gazın, evet, yani hakikaten mucizevi bir şey. Çok. Çok güzel bir şey. Hatta birazdan müthiş bir çay tarifi vereceğim size. Hadi gidelim. Size. Müthiş bir çay tarifi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hiç, yani bu çay tarifini hiçbir şey yemekten korkmasınlar. Yesinler, üzerine bu çayı içsinler. Ne gaz kalır ne şişkinlik kalır diyelim. Evet, Ayça'nın burada da çok güzel tarifleri var. Şimdi sen hangisinden başlayacaksın? Şu gaz atan burada çayla başlayalım istersen. Gaz atan çayla başlayacağız. Biraz sonra orkide severler ve evinizden tatile gidecekseniz bir çiçek sulama tekniği göstereceğim. Bir de orkide şu yemeğini tekrar yapacağım. Benim orkideler uçtu uçtu. Öyle diyeyim size. Sen de yap. Çok ben güzel. De yapayım. Yap, çok güzel. Şurada iki tane senin muzun var, onlara göz diktim, yeniden yapacağım. Ayça'cığım, gaz atan çay hangisi? Ne yemeği yersen ye bunu iç diyorsun. Evet. Ne gazınız kalır ne şişkinliğiniz kalır. Ben bunu özellikle gebelik dönemimde çok kullandım. Çünkü çocuklar gazlı oluyor ya, anneler ne yiyeceğini bir şaşırıyorlar. En çok da problem yaşadıkları dönem bu oluyor. Bunu emzirenler de çok rahatlıkla kullanabilirler. Sakine çiçeği alabiliyor muyuz? Geliyor mu bize kaynamış su? Tamam, dikkat edeyim. Tamam canım. Evet, buyurun Ayça Hanım. Şimdi burada bu çayımızı özellikle gebeler, süt veren anneler çok rahatlıkla kullanabilirler. Ben kendim de çok kullandım. Biraz tadı çok iyi değil ama gerçekten çok işe yarayan bir çay oluyor. Evet, ne kadar koyuyoruz? Bunda bir yemek kaşığı kadar rezene. Bu rezene gerçekten çok önemli. Çok önemli. Bir numaralı sindirim dostu baharatlardan bir tanesi. Şimdi, bu şu gördüğünüz tane kimyon. Gösterelim mi kameraya? Şöyle tutsana içeceğim, evet, yavaş. Evet, şu gördüğünüz tane kimyon. Bu kimyonu böyle eğitince ortaya şey çıkıyor. Bunun toz hali çıkıyor, tamam, ve yemeklerde kullanabiliyoruz. Tamam. Bir çay kaşığı kadar bu tane kimyondan koyuyoruz içerisine. Ve birazcık da ne koyuyoruz? Anason. Bakın bir kokusuna. Anason. Görelim. Bakın anason. Bu üç bitki, üçü birlikte muhteşem gaz atan bir çay olacak sizler için. Çok gazım, çok şişkinliğim var. Kuru baklagil yiyemiyorum, yoğurt yiyemiyorum, cacık yiyemiyorum. Ne yapsam şişkinlik yapıyor diye düşünüyorsanız hiç üzülmeyin. İstediğinizi yiyin, üstüne de bu çayı güzelce bir yapıyorum. İçin. Evet. Ne şişkinliğiniz kalır, ne gazınız kalır, hepsi gider. Oh,
Sakine, bu çaydan ben sonra içerim. Biraz dursun. Evet. Demlensin. Biraz sonra bastıracağız. Evet, kolay sindirim çayına geçelim. Şimdi bu da özellikle hani Ramazan'da oruç tutuyoruz. Oruçtan sonra ya da çok aç kalıyoruz, birden yiyoruz, midemize böyle bir yükleniyoruz, çok büyük bir rahatsızlık hissediyoruz ya. Sindirim problemi çektiğinizde de bu çayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz ve istediğiniz zaman da içebilirsiniz. Evet, bunu yazın. Ramazan'da da demek ki lazım olacak. Lazım olabilir. Papatyamız, rezenemiz ve nanemiz var. Evet, yine buyurun. 3 sindirim dostu. Çok rahatlatır papatya özellikle. Ve biraz rezene koyuyorum yine. Ve yine nane koyuyorum. Yemekten hemen sonra içeceksiniz bunu ki yemekte birlikte yuttuğunuz hava, aldığınız... Yemekten hemen sonra. Güzel. Yemekten hemen nane, sonra. Nane, papatya, bir de neydi? Rezene. Gördüğünüz gibi çok basit malzemelerle rahatlıkla evde yapabileceğiniz ve sizi çok rahatlatacak. Ödemli olanlar da bunu çok rahatlıkla içebilirler, bu çayları. Çok faydasını görebilirler. Şimdi biz çay dediğimizde aklımıza hemen siyah çay geliyor. İşte günlük yaşantımıza bir baktığımızda ne yapıyoruz? Kahveyi, çayı bol bol içiyoruz. Bunlar aslında vücudumuza çok fazla zarar veriyorlar. Geçen bir hasta vardı. Böyle 50'li yaşlarında menopoza girmiş hasta ve çok ciddi bir kansızlığı var hastanın. Menopoz sonraki kadınlarda bu derecede bir kansızlığı çok mutat değil. Çünkü vücuttan bir kan kaybı olması lazım ki kansızlık ortaya çıksın. Hastaya endoskopiler yapılıyor, kolonoskopiler yapılıyor ama hiçbir şey bulunamıyor. Ama kalp çarpıntısı var, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon eksikliği. Sadece hastaya şu soruyu sordum. Günde kaç bardak çay, kaç bardak kahve içiyorsun? Her gün en az 4-5 bardak kahve, en az 15 bardak çay içiyor. Ve 15. Öyle bir demir depoları gitmiş ki hastanın, böyle kanser araştırmaları yapılıyor. Sadece bu çayın, kahvenin vücuttan attığı demir. Karşında bu geliyor. Yani yiyecekleri burada ilaç gibi düşünmek lazım. Az yersek besleniriz, çok yersek zehirleniriz mantığıyla gitmek gerekiyor gerçekten. Peki, kabızlığa iyi gelen kefiri yapalım. Şimdi bu hem kabızlığa çok iyi gelecek hem de bağırsaklarımızı onaracak bir tarif sizler için. Bir bardak kefirimiz, kivimiz, 1/4 avokadomuz, kuru kayısımız haşlanmış bir şekilde, keten tohumu ve öğütülmüş çörek otu ve öğütülmüş keten tohumumuz var. Şu gördüğünüz malzemeler tam böyle ilaç gibi bir tarif sizler için. Çok güzel bir karışım yapıyorsun. Evet. Bayağı iyi. Şimdi bunu anlatırken yine bir hasta örneği vermek istiyorum Derya Hanımcığım. Buyurun. Bir ay kadar önce bir tane genç bir kız geldi. Hasta kilo almak istiyor, çok zayıf. Ve kilo almak için de kendi kafasınca, hani biz diyoruz ya işte çok yüksek kalori, cips yemeyin, gazlı içecek içmeyin, bisküvi yemeyin. Yavrucak bunların tam tersini yapıyor. Kilo almak için gidiyor cipsler, bisküviler, gazlı içecekler. Bu arada bir 3 kilo alıyor ama bir sarılık oluyor vücudunda. Hemen doktora başvuruyorlar. Kan testlerine bir bakıyorlar ki işte amilazı yükselmiş, karaciğer enzimleri yükselmiş, pankreas enzimleri yükselmiş. Ne oldu bu çocuğa diye araştırma yapıyorlar. Ama tabii hani hiç kimse yemesini sorgulamıyor.